16 Kasım Cumartesi günü Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'la Irak Bölgesel Kürt Yönetimi Lideri Mesut Barzani'nin buluşmasına karşı tepkiler sürüyor. Marmaris'te de bu konuyla ilgili farklı kesimlerden gelen tepkiler dikkatleri çekiyor. Marmaris Milli Merkez Yönetimi de bu buluşmanın yanlış olduğunu savunduğunu göstermek amacıyla bir basın açıklaması düzenledi. Açıklamayı Marmaris Milli Merkez Yönetim Kurulu Başkanı Ali İhsan Kadayıfçı yaparak bu buluşma Türk milletinin tarihine kara bir leke olarak geçti dedi. Ülke menfaatleri siyasi ranta kurban edilmiş ve dünyaya şu mesaj verilmek istenmiştir. Barzani ile Diyarbakır'da buluşmakla Kuzey Irak'taki bölgesel yönetim Türk hükümeti tarafından zımnen de olsa tanınmıştır. Resmi ağızdan ilk defa Kuzey Kürdistan telaffuz edilerek Türkiye'nin bölündüğü ilan edilmiştir. En yetkili ağızdan Diyarbakır değişecek, İran ve Suriye'de değişecek denilerek sanki bir yerlere dört parçalı Büyük Kürdistan'ın kurulmasına zemin hazırlanacağı sözü verilmiştir. Türk milleti ülkesi üzerinde oynanan oyunların farkındadır. Diyarbakır Türküyle, Kürdüyle Türk milletinindir. Türkiye'nin bölünmesine izin vermeyeceğiz. Ülkenin zor bir dönemden geçtiğini belirten Kadayıfçı, bütün yurttaşlarımızı bölünmeye geçit vermemek için ayağa kalkmaya davet ediyoruz dedi. Atatürk'ün iktidar yürüyüşüne katılmaya çağırıyoruz. 10 Kasım'da 1 milyon Ankaralı bu azimle aslanlı yola girmiş ve iktidarı yıkma kararını göstermiştir. Demokratik kitle örgütleri, Türkiye Emekli Subaylar Derneği, TESUT, Milli Merkez, Türkiye Emekli Assubaylar Derneği, TEMAT, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği, Cumhuriyet Kadınları Derneği, Pir Sultan Abdal Derneği, Atatürkçü Düşünce Derneği.